Merhabalar arkadaşlar, ben Caner Bayraktar. CodeLab yayınlarından çıkacak olan her yönüyle 3D Max eğitim seti kitabımızın eğitim videolarının örnekler bölümüne hoş geldiniz. İlk örneğimiz ile karşınızdayız. Elimde iki tane silindir var. Bu silindirlerin ölçü ve boyutlarını eğitim kitabımızın içerisinde örnekler bölümünde bulabilirsiniz. Biz buradan devam edeceğiz. Kendilerini poli modellemeye çevirmiş durumdayım. Şimdi yapacağımız genel sistem şu şekilde olacak. Şuradan yakalayalım. Ve loop özelliğini kullanarak yukarıya doğru çıkaralım. Evet, şu hizalar gayet iyi olacaktır. Şuradan yakalayıp yine loop diyerek bu arkadaşı da şöyle alt taraflara doğru hizalayalım. Biraz daha yukarıya doğru çekmek istiyorum. Şu ve şu çizgiye ihtiyacım olmayacak. Loop diyerek onları remove özelliğiyle kaldırabilirim. Ardından poligona geliyorum. Şu alanın tamamını seçmek için birincisini seçtikten sonra ikincisini shift ile de seçebilirim ya da şöyle alan tercihi yapabilirim. Extrude uyguluyorum. Şuradan lokal normale çevirip bütün etrafa uyguluyorum. Bir çok geldi. 0,25 uyguladım. Evet, gayet iyi bir görüntü elde etmiş durumdayım. Şu alt alanı yakalıyorum. Alt alanı yakaladıktan sonra şuradan insert uyguluyorum. Belli bir noktaya kadar onaylıyorum. Extrude veriyorum. Şöyle bakıyorum. 3 daha iyi olacak. Evet. Sonra tekrar bir insert uyguluyorum ama bu sefer bu insert değerimi biraz daha fazla alacağım. 3,5 çok oldu. 3,25 diyelim. Evet. Sonra extruded diyerek eksi 2 olarak içeriye gönderiyorum. Şimdi yumuşatmaları yapmam lazım. Önce şu hattı seçtim. Şuradan chamfer uyguluyorum. Şöyle 0,25. Ve şuradaki değerleri arttırıyorum. Ardından şu alanı seçiyorum. Buna da bir chamfer uyguluyorum. Şu iç tarafa da chamfer uygulamamız iyi olacaktır. Daha iyi gözükmesini sağlayacaktır. Evet. Daha güzel bir görüntü elde etmiş durumdayız. Şuradan bir loop diyelim. Şöyle buraya da bir loop ve chamfer uygulayalım. Şöyle kısalım bu alanı. 0,15. Evet, şimdi daha iyi bir görüntü elde ettik. Tabii şuradaki alana da bir yumuşaklık eklememiz iyi olacaktır. Şu ağız kısmında yakalıyorum. Loop dedikten sonra chamfer uyguluyorum. Fakat buranın chamfer'ını biraz geniş, daha geniş tutacağım. Bir oranı iyi olacaktır. Şuradan biraz daha segment arttıracağım. Evet. Alt taraf görünüşü hazır olduğuna göre üst tarafla işimize devam edebiliriz. Şöyle şuradan yakalıyorum. Yakaladıktan sonra şöyle önce biraz insert uygulayalım. Affedersiniz. Bir değeri uygun. Şöyle bir bevel uygulayalım. Şöyle 5 civarı iyi olacaktır. Bundan extrude uygulayacağım. Bir 5 civarda buraya vereceğim. Alt tarafı birazcık daha yükselsem daha iyi olacak sanırsam. Şuradan bevel dedim. 7 dedim. Şuradaki eksi değeri birazcık daha arttırıyorum. Eksi 1,25 gibi bir değer veriyorum. Eğitim kitabımızın içerisinde burada uyguladığımız komutların daha uygun değerlerini ve daha uygun komutlarını görebileceksiniz. Oradan takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şuradan insert
uygulayacağım. Ama buraya daha az bir değer vereceğim. Ve şuradan tekrar bir extruded, fakat bu sefer eksi, içeride insert uygulayacağım. Bakayım. Çok fazla gözüküyor. 0,25, hatta 0,15 civarı. Gayet iyiyim. Ardından tekrar bir extruded veriyorum. Tabii bu sefer tam değer vererek dışarıya çıkmış olmasını sağlıyorum. Hatta birazcık daha geçmesini sağlayalım. 5 diyelim. Evet. Bunun ardından bevel uyguluyorum. Ama tabii ki bevel değerini birazcık küçülteceğim. 2 değer verip şöyle biraz daha az bir oranda olmasını sağlayacağım. Evet. Gayet iyi. Çok daha iyi. Evet. Şöyle değeri hazırladık. Şimdi yine yumuşatma işlemini gerçekleştireceğiz. Yumuşatma işlemlerimiz gerçekçi görünüm açısından önemli yer kaplıyor. O yüzden dolayı yumuşatma işlemlerini ihmal etmemek gerek. Buradan chamfer özelliğini vererek buradaki chamfer'ı biraz geniş tutacağım. Özellikle buradaki chamfer önem arz edecek. Hele bu kısımdaki chamfer'lar esas önemi arz edecek yerler olacak. Şöyle chamfer uygulayalım. Loop diyerek buraya da bir chamfer. Şu uç kısmına da bir chamfer uyguladığımız zaman istediğimize ulaşmış olacağız. Şöyle biraz daha arttıralım. Evet. Şöyle biraz aşağıya doğru bastırmamız sanırsam daha iyi olacaktır. Şöyle biraz daha baskı kullanalım. Evet. Tam ölçüleriyle eğitim kitabımızın içerisinde bulabileceksiniz. Evet. Bir kalem görüntüsüne yavaş yavaş ulaşıyoruz. Tabii ki bu arkadaşa şuradan turbo smooth da vererek görüntüyü arttırabiliriz. Tahta kalemi için gayet güzel bir görüntü elde ettik. Şu arkadaş üzerinden işlemimize devam edelim. Bunun için şu kısmı yakalayıp biraz aşağı doğru çekelim. Önce alt kısmından başlayalım. Kalemin gireceği yer. Şuradan öncelikle bir insert uygulayalım. Yani şu alanı temsil ediyor oran. O yüzden dolayı 1,1 civarı yeterli. Şöyle extruded verip 7, ama tabii ki eksi 7 içeriye doğru gitmesini istiyorum çünkü. Evet. Sonra bevel ama eksi 5 ya da eksi 7 civarı bir bevel da buraya uyguladığımız zaman kalemin iç tarafı oluşmuş olacak. Şuradaki değeri birazcık daha kısarak daha iyi bir görüntü oluşturabiliriz. Tabii şuraya eksi 5 yapalım çünkü bir komut daha uygulamamız gerekiyor. Çünkü orada bir de kalemin uç kısmının geleceği bir yer var. Bir eksi 7 civarı da orada olacak. Malum. Şimdi şuraları yumuşatmam gerekecek. Şu iç kısmı, şu kısmı ve şu kısmı. Üçünü birden seçip şöyle chamfer uyguluyorum. Biraz kısık tutup arttırıyoruz. Evet. İç kısmını tamamladık. Benim elimdeki kalemin şu kısmında şöyle bir insert değeri var. Tabii çok kalın değil bu kadar. 0,5 civarı. Sonra bu arkadaş şöyle extruded'la içeriye doğru gidiyor. Bayağı bir. Ondan sonra insert ile birazcık içe doğru kayıyor. Ve yeniden extruded'la yukarıya doğru çıkıyor. Yani şöyle bir derinliği var. Sonra insert ile orta kısma doğru şöyle ilerleyen bir alanı mevcut. Ve ardından extruded'la tekrar
içeriye doğru giden bir görüntüsü var. Tabi bu görüntünün bu kısmı biraz yumuşak. Bu yumuşaklığı elde etmek için şu alanı seçip chamfer uyguluyorum. Ve böylelikle oradaki yumuşak alanı da hazırlamış oluyorum. Tabi şu iç kısmında da birazcık yumuşaklık söz konusu. Evet. Şu alana da hafif bir yumuşaklık katabiliriz. Şu iki karşılıklı yüzeye. Tabi bu kadar geniş yüzeyli bir yumuşatma değil. İnce yüzeyli 0,1 civarlarında bir yumuşatma uygulayabiliriz. Ardından şu alanla biraz oynamaya başlayalım. Şöyle bir bölüm. Ardından şöyle iki tane ve iki tane boşluk. İki tane boşluk bırakarak şöyle ilerleyelim. Umarım yeterli olacaktır. Evet. Gayet yeterli oldu. Şuradan bir extruded verelim. Tabii böyle kenara doğru gitmesinin sebebi lokal normal değerinin işaretlenmesi. 0,5 civarı bir yükseklik fazla gibi gözüküyor. 0,3 uygun olacak. Uyguladık. Tabii bunun bir alanının şöyle dışarıya doğru çıkması lazım. Evet. Burasının çıkmış olması lazım ki burada bir tane de şöyle kalemi yaka kısmına takabileceğimiz bir alan mevcut olsun. Evet. Ardından bu uç alanı da direkt şöyle buradaki özellikler içerisinden şöyle aşağı doğru inerek bakın burada nelerimiz vardı bizim. Relax mesela mesh smooth direkt uç kısmında şöyle yumuşatarak oradaki görünümü verebiliriz. Biraz şöyle evet. Evet. Uç kısmındaki o görüntüyü böylelikle vermiş olduk direkt. Bizim uğraşmamıza bile gerek kalmadı. Bunun sonucunda F4'ten çıkıyorum. Bakın kapağımız hazır. Kalemimizin uç kısmı hazır. Poly modellemeden çıkıyorum. Align yöntemiyle kalemime hizalıyorum. Tabi center center yerine şöyle de yapabiliriz. Ardından ki şurada onayladıktan sonra Z pozisyonunda minimum maksimum diyerek tepe noktasını çıkartıyorum. Kalemi takacak şekilde aşağı doğru indiriyorum. Ve böylelikle hazırlamış oluyorum. Evet. Kalemimiz böylece hazırlanmış oldu. Bir tahta kalemi tasarladık. Bu tarz tasarımlar önemli tasarımlardır. Basit gibi gözükse de zor olması muhtemeldir. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki örnekler videosunda beraberce bir vantilatör yapıyor olacağız. Kolay gelsin.